Meslek ve İmam Hatiplerin kas sayısı engelini nasıl aşacaksınız? Türban sorununu siz çözecek misiniz? Biz parti olarak insanların giyim kuşamlarıyla uğraşmıyoruz. Nasıl çözeceksiniz? Bir parti programda belli. Hı-hı. Biz doğal olarak bunu halledeceğiz. Evet. 70'li yıllarda da başları örtülü kızlar vardı üniversitelerde. Hı-hı. Amfilerde bir yerlerde oturup normal dersleri dinliyorlardı. Hiç kimse ne onlara oraya oturmayın diyordu, ne girmeyin. Bunu içinden çıkılmaz hale getiren bu parti ve buna benzerler. Çünkü başka bir hünerleri yok türban dışında. Bu işi kökü saçağıyla halledeceğiz, doğal olarak halledeceğiz. Bu benim ifademdir, programda da var. Doğal olarak halledeceğiz. Şimdi bunu başkaları da kullanıyor bu ifadeyi. Partiler... Nasıl doğal? Efendim şöyle, bunlar yaparsa olmaz. Bunlarla olmaz. Mesele şu, bir defa bizim hepimizin yani benim de annem 84 yaşında Sinop'ta yaşıyor. Başörtüsü. Annenizin başörtüsünde kaldık. Başörtüsü meselesini. Sinop'taki annenizin. Evet. Şimdi şöyle, bir defa başörtüsünü çevir der şeye, türban diye. Bir başka bir tarz çıktı. Başka bir tarz çıktı görüntüde, yani başka bir tarz çıkarttı. Ve bunu bir öyle siyasi. Bir yokmuş zaten, değil mi? Yok, hayır, bizde yok. Bunlar nereden çıktı? Evet. Bizde. Biz de bu yaşa kadar, ben de bu ülkede 17 yer değiştirdim. Yani Meriç'ten Arpaçay arası aşağıda Zapsuyu'na kadar. Kıbrıs'a birden kadar. Bir, tabii bir şey çıkarttılar. Bir özel tarz. Ve bunu aynı yani nasıl böyle bir gerilla bazı nişanlar taşırsa, yani ben bir mücadelenin, siyasi mücadelenin içindeyim demektir. O nişanları taşımazsanız sizi sıradan insan muamelesi yaparlar. Gerillacılık budur. Gerilla derken bu eşkıya falan bizimkileri kastetmiyor. Dün yani dünyada siyasi bir mücadele girince nişan taşıyacaksın. Bunlar da bu siyasi mücadele nişan dediler rejime karşı. İşte bu sakatlık. İşte buna meydan verdiler ve bunların babam 100 yaşında Sinop'ta. Maşallah. Ne diyor biliyor musunuz bunları? Yıllardır o da bu o Osmanlı şeydi aynı zamanda delikanlısı. Sonradan Cumhuriyet'e geçen bir. Aynen dediği şu bu parti için. Yıllarca o da politika yaptı. Hem de hasta derecede yapardı. Hangi bir tek hünerleri var dedi. Bir tek hünerleri var bunların. Bir tek hünerleri var diyor. O da türban denilen şey. Başka onu da elinden diyor. Alından bundan hiçbir şey kalmaz diyor. Nasıl alacaksınız? Efendim. Doğal yolunuz nedir? Biz şöyle yapacağız. Bir defa başörtüsü ve türban farkı meselesini bir sindirmemiz lazım. Yani bir ölçüye, bir sınıra, bir şeye getirmemiz lazım. Başlarınızı örtün. Ama yani bu halk üzerinde rejim karşıtı algı yapıyor. Bundan vazgeçin. Yani geleneksel örtüye evet. Ya Yemenisini taksın, bilmem neyi taksın, şuna bunu girsin, okulunda okusun, böyle bir şey yok. Burada yani hükümetleri... Yani simgesel türbana ha yazıyorsunuz. İşte aynen anlattım. Sanki bir gerilla gibi, bir siyasi hareketin temsilcisi gibi olan bir şeyden insanlar huylanıyor. Yoksa Türk insanları, bakın bizim Türkler kadar dine ve inanca saygılı kimse yoktur. Nasıl biliyor musunuz? Bir, Musa adını, Adem adını, Ayşe adını, Muhammed adını, Davut adını, Meryem adını, Ali adını bir bütün halinde kullanan tek millet biziz. Kimse kullanamaz. Bakın herkes var. Adem, Ali. Davut, Ali, Ayşe, Meryem, Muhammed, Yusuf. Başka yeryüzünde bir ulus yok bu atların tümüne. Bu nedir? Bizim milletin dine olan, inançlara olan saygısının gösteriyor, evet. Muhteşemliğini gösterir. Evet. Başka böyle dünyada başka bir millet yok. Başka bir ulus yok. Bizim böyle bir derdimiz yok. Yasaları ne yapacaksınız? Efendim yasal... Anayasa Mahkemesi kararları var. Bazı... Efendim hepsine bakılır. Evet. Bakılır hepsine. Yani. Burada... Ya bakılması olan... gerektiğini de söylüyorsunuz. Bakılır, şöyle bakılır. Elbette bakılır. Burada esas olan şey şu.
halkımıza bunu anlatmak. Yani ama iyi anlatmak, doğru anlatmak. Uygun şeylerle, cümlelerle ve onundan kabul görebilecek gibi anlatmak. Bütün bunlar bir çalışmayı gerektiriyor.